geldik. Bunu anlatacağım ben sizlere. TRT herkese eşit davranmıyor. Önce şu haberi verelim. Anlatayım ben size. Aslında haberimiz bu değil. Bu siyasileri ilgilendiren tarafı ama bunu da bilgi olarak vereyim dedim. TRT adaylara ne kadar süre verdi? 29 dakika 17 saniye Murat Kurum. Hamza Dağ 26 dakika 30 saniye Turgut Altınok. O da Ankara adayı, AKP'nin 17 dakikası, 50 saniyeleri şey yapmıyorum. Diğerleri, CHP'nin adayları, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay İzmir ve Mansur Yavaş. Ankara bir dakika bile, yani bir saniye bile süre vermemiş. Şimdi bu siyasette, hadi bunları anladık. Ya şimdi biz sözcü olarak... Bir reklam kampanyası başlattı sözcü. Birçok yerde e, billboardlarda, onlar da, bunlar da, şunlar da falan yerlerimiz var. Tamam mı? Verdik ilanı. İşte sözü şöyle, bunlar böyle diye. Ha, yönetim bir karar aldı Alişerler. Dedi ki ya radyolara da veririm. Radyolar çünkü çok şey yapar. İşte dediler ki bana Fatih, şu e, ana haber sunuyorum diye bir ses oku. Bunu radyolarda biz yayınlayalım. Bir dinlet bu sesi. Selam herkese. Ben Fatih Portakal. Hafta içi her akşam 7'de Ana Haberle Sözcü Televizyonundayım. Tarafsız ve özgür yorumun adresi Sözcü Televizyonu. Öpücükle değil, parayla. Parasını vereceğiz. Kanallarda, bütün kanallara verdi. Radyo kanallarına verdi. TRT'nin de kapısı çalındı. Ya dedik arkadaş, Sözcü çünkü Türkiye'de her yerde izleniyor. Kesintisiz dinleyebiliyorsunuz. Özür dilerim. Dinleniyor ve biz dedik parasını vereceğiz. Bu adamın sesini yayınlatmak istiyoruz. Adamlar yayınlatmadılar veya hayır dediler bize. Ya arkadaş parasıyla yapacaksınız bunu ya bir, bir şeyle değil yani bedava istemiyoruz sizden. Hayır dediler. Siz herhalde muhalifsiniz diye düşünüyor. Bu adam muhalifin tillahı. Bunun sesi hiç olmaz ve hayır dedi. Yani belki de sözümüzü beğenmedi. Belki de tipimizi beğenmedi ama ben söyleyeyim neyimizi beğenmediğini. Düşüncemizi beğenmediği için. Çünkü yukarıdan öyle emir geliyor. İşte TRT maalesef bu. TRT ne iş dedik o yüzden de bugünkü tabelada bu şekilde ortaya çıktı. Radyolardan, diğer bir tür radyolardan izleyip duyabilirsiniz sesimi. Her yerden çıkabilirim, onu size söyleyeyim. Şimdi devam ediyoruz. Bir mesaj okuyalım ardından devam edelim. Mesela demiş ki, güzel bir şey yapıyor. AKP'den işbirliği işbirliği var demiş Cevdet Bey. O da yok yani anlamıyorsun. Birbirine devamlı olarak e, laf geçiriyorlar. Orada da olmadığını anlıyorsunuz. Yani ortada bir terslik var ama birileri birilerini destekliyor. Mutlaka bir şeyler oluyor ama ne olduğunu anlamış değiliz. Onu 1 Nisan'da göreceğiz. Ali İhsan Yavuz oldum bir anda değil mi? Haklısınız. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da neler oluyor diyecek olursanız, Ankara'da da, da bir çekişme var. İstanbul'da İmamoğlu'nun e, sloganı neydi? Tam yol ileri. Ankara'da, bak İstanbul'da tam yol, Ankara'da milli yol. Peki milli yol ne anlama geliyor?